BRTV'nin aylardır takip ettiği Safranbolu'nun iki mezarlığında yaşanan olaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, tarihi Safranbolu mezarlığındaki usulsüz kazıları ve Tokatlı köyünde vatandaşların yıllardır mescit olarak kullandığı alanın kafeteryaya dönüştürüldüğü yönündeki konuları ele alan bir soru önergesi hazırladı. Nuhoğlu hazırladığı soru önergesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılmasını istedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun tarihi Safranbolu mezarlığında yaşananlar ve Tokatlı köyündeki mescidin kafeteryaya dönüştürülmesi ile ilgili hazırladığı soru önergesi şu şekilde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılmasını arz ederim saygılarımla. Karabük ili Safranbolu ilçesinde son günlerde yaşanan bazı olaylar ilgi çekmektedir. Tarihi Safranbolu mezarlığındaki usulsüz kazılar Katar Şeyhi ailesi mensuplarının ilçede misafir edilmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu olaydan bağımsız olarak ilçeye bağlı Yukarı Tokatlı köyünde yer alan ve köy mezarlığı sınırlarında bulunan alanlar uzun yıllardan beri cenaze merasimi ve bayram günlerinde mescit ve yemekhane olarak kullanılmaktayken muhtarlık ve orman işletmesi arasındaki özel ilişkiler sonucu amacı dışında kullanılmak üzere kiralandığı ve mescidin kafeteryaya dönüştürülerek ilave inşaat yapımına devam edildiği iddiaları yerel ve ulusal basında yer almıştır. Bu bilgilere dayanarak 1. Tarihi Safranbolu mezarlığında yapılan izinsiz kazıların Katar Şeyhi ailesiyle bağlantısı var mıdır? 2. Kazılardan çıkarıldığı iddia edilen lahit ve diğer antikalar hakkında soruşturma yapılmakta mıdır? 3. Oğluna iş yeri açmak için Tokatlı köyünde siyasi baskı ile haksız işlemleri yaptırdığı iddia edilen Karabük İl Özel İdaresi'ndeki kişinin gücünü iktidar partisinden aldığı iddiaları doğru mudur?